Talibül Mutalim isimli kitaptan gene bu konulara benzer bir konu işleyeceğiz burada. Yenbeği li talibül ilim. İlim talep eden her Müslüman için gereklidir. En yahtara min külli ilmin. Bütün ilimlerden seçmesi gereklidir. Ehsenehu, en güzel ilimleri seçmesi lazımdır diyor. Ve ma yuhtacu ileyhi fi emri dinihi. Din işleri hususunda ihtiyaç duyulan ilimlerden en güzellerini seçmesi lazım. Filhal. Hemen ama diyor. Hemen. Namaz kılmayı bilmiyor, abdest almayı bilmiyor, oruç tutmayı bilmiyor. Veyahut da kaidelerini, kurallarını tam olarak bilmiyor. Neleri bozup bozmayacağını bilmiyor. Filhal. O hal öğrenmesi lazım. Hemen. Bir sene sonra, 6 ay sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra değil. Hemen. Hemen öğrenmesi lazım. Sümme. Sonra da ma yuhtacu ileyhi fil mal. Mala taalluk eden ibadetler var ya. Zekattı, fitreydi, fidyeydi, efendime söyleyeyim, kurbandı, hacdı. Mala taalluk eden ibadetleri yapabilecek bir ilim öğrenmesi lazım. Bu ilimleri öğrenmesi lazım. Ve yukaddimu, ilim tahsil eden, ilim öğrenen Müslümanların öne alması lazımdır diyor. Öne alması lazım. Ne demek? İlk önce bunu yapması lazım Cengiz abi. Neyi yapması lazım? İlme tevhid. Tevhid ilmini öğrenmesi lazım. Tevhid, Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini teklemek. Evet. Vel marifeti ve Allah-u Teala Hazretlerini bilme ilimlerini öğrenmesi lazım. Şimdi bu tevhid ve marife ilimlerinden maksat, musannifin maksadı akaid ilmidir abiler. İlk önce diyor akaid ilimlerini tahsil etmesi lazım. Akaid ilmi olmadan çünkü adamın imanı tehlikede. Çok tehlikede. Akaid ilmini öğrenirse ne olur? Ve ya'rifullâhe teâlâ, Allah-u Teala Hazretlerini bilmiş olur. Bir delil, delilleriyle beraber Allah-u Teala Hazretlerini öğrenmiş olur, yani tanımış olur. Akaid ilmini öğrenince Allah-u Teala Hazretleri hakkında suizan yapmaz. Allah-u Teala Hazretleri hakkında yanlış düşünmez. Hristiyanlar gibi haşa Allah-u Teala Hazretlerinin çocuğu var demezler. Adamlar, Hristiyanlar öyle diyor. Allah-u Teala Hazretlerinin çocuğu var diyor. Bu adamlar niye bu kadar sapıttı Cengiz abi? Akaid ilmini bilmediklerinden dolayı. Efendime söyleyeyim, Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın oğlu mu olur? Kul huvallahu ehad. De ki ey Habibim, Allah tektir. Birdir. İkinci bir Allah yoktur. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Allah samettir. Ne demek? Hiç kimseye ihtiyacı yok. Hiç kimseye. Senin zekat vermene Allah'ın ihtiyacı var mı abi? Yok. Benim Allah'a ibadet etmeme Allah'ın ihtiyacı var mı? Yok. Benim ihtiyacım var. Ben muhtacım. Ben namaz kılmazsam cehenneme ben gideceğim. Allah-u Teala Hazretleri muhafaza eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'e korusun, muhafaza eylesin. Lem yelit ve lem yulet. Allah-u Teala Hazretleri hiç kimseyi doğurmadı ve başkası tarafından da doğrulmadı. Ve lem yekün lehu küfüvenat. Allah-u Teala Hazretleri'nin dengi yoktur. Mevlam akaidimizi doğru eylesin inşallah. Ehli sünnet vel cemaatte kalabilecek bir itikat bizlere nasip eylesin. Ve ya'rifullâhe teâlâ bittelil. İtikat, akaid ilimlerini öğrenirse Allah-u Teala Hazretleri'ni delilleriyle bilmiş olur. Fe inne imanel mukallede. Muhakkak ki dolayısıyla mukallet kişinin imanı, bak mukallet diyor. Az önce de taklidi iman demiştim değil mi? Taklidi iman ne demek? Anasından babasından gördüğü gibi yaşayan, İslam'ı yaşamaya çalışan kimse. Mukallet kişinin imanı, mukallet ki taklit ederek, yani taklidi imana sahip olan kişinin imanı. Ve inkâne sahihen indena, her ne kadar bizim katımızda sahih olsa da diyor, taklidi iman, mukallet kişinin imanı bizim katımızda, ulema katında sahih olsa da, sahih ne demek hükmen? Geçerli demek yani. Taklidi imana sahip olan kimselerin imanı geçerli ama bir ayağı uçurumda yani. Her an kaydı kayabilir yani. Allah-u Teala Hazretleri öyle olmaktan bizleri korusun, muhafaza eylesin. Velakin yekünü etmen biterkil istidlal. Ama diyor Allah-u Teala Hazretleri'ni delilleriyle beraber tanımadığı için, o şekilde bilmediği için günahkar olur diyor. Allah zati sıfatları, subuti sıfatları, izafi sıfatları, hepsi zaten beşer tane, altışar tane. Her Müslümanın bunları anlamlarıyla beraber ezbere bilmesi lazım. Mevla Teala Hazretlerini tanıyabilmek için. Ve yahtarul atika, ve ilim tahsil eden kimseler, evet, eski ilimleri tercih etmesi lazım. Dünel muhtesat, yani eski ilimler derken sahabe zamanında öğretilen, öğrenilen ilimler. Fıkıh, hadis, tefsir. O zamanda yazılan, o zamanda okunan şeyleri, ilimleri öğrenmesi lazım. Dünel muhtesat. Sonradan çıkan ilimleri öğrenmeye gerek yoktur. Onlardan sakınılması lazım diyor. Sonradan çıkan ilimler ne?
felsefeydi, mantık ilimleri. Sakınılması lazım. Çünkü mantıkla felsefeyi okuyan kişi sapıtıyor abi. Aklınızda bulunsun. Mantık ilmiyle felsefeyi okuyan kişi sapıtıyor. Hepsi sapıtmaz ama yarısı sapıtıyor belki en az. Evet. Var mı mantık falan bilen felsefe? Okumuş var mı burada? Okuyor musun? Derste mi var? Derste mi öğretiyorlar? İşte dikkatli derse dikkat etmiyorsun abi. Bu ilahiyatçıların hepsi abi. Hepsi mantıkçı felsefeci. Mantık felsefe konularına fazla daldıkları için o yüzden ayakları kayıyor. Evet. Kalu dediler ki alimler. Aleykum bil atiq. Eskilerin ilimlerine yapışın. Ve iyyakum bil muhtesat. Sonradan çıkan ilimlerden sakının. Ve iyyake en teştegile bihazel cidal. Münakaşa ilimlerinden diyor. Müslümanların sakınması lazım. Ellezî öyle münakaşa ilimleri ki zahara ba'del inqirâdın ekâbir minel ulema. Alimlerden büyük kimselerin ahirete göç etmesinden sonra ortaya çıkan efendime söyleyeyim mücadele, münakaşa ilimlerinden sakının. Fe innehu çünkü bu münakaşa mücadele ilimleri yub'idu anil fıkhı fıkıhtan insanı uzaklaştırır ve yudayyi'u el umra ömrü diyor zayi eder, boşa götürür ve yurisül vahşete ve insanlarda diyor bir vahşet meydana getirir vel adavete düşmanlık meydana getirir ve huve min eşrati saati bu da insanların bu ilimlere tenezzül etmesi kıyametin saatindendir diyor. Kıyametin yani yaklaştığının alametidir. Vertifa'il ilmi ilmin kaldırılmasının alametidir. Vel fıkhi fıkhın unutulmasının alametidir. Kelle aynı şekilde verada fil hadis hadisi şerifte de bu şekilde gelmiştir. Mevla-i Teala Hazretleri akaidi güzel olan kullarından eylesin bizler inşallah. İtikadı bozuk olan kullarından olmaktan bizleri korusun, muhafaza eylesin inşallah. İslam üzere yaşatıp iman üzere öldürsün hepimizi inşallah.